Evet değerli arkadaşlar, Kütahya-Eskişehir Savaşı ile karşınızdayım arkadaşlar. Birinci yönü, ikinci yönü hallettik. Kütahya-Eskişehir Savaşı'na geldik. Ahmet Hocam, bu savaşın sebepleri nelerdir? Arkadaşlar, birinci sebebi yine aynı şeyler. Tevmeyi yıkmak. Sevr uygulamak. Şöyle mavi yazayım. Ortak nedenler arkadaşlar bunlar. Misak-ı milliyi önlemek. Değil mi? Hocam, birinci yönü kazandık, ikiyi kazandık. Bunlar hala niye saldırıyor? Çünkü arkadaşlar, biz savunma yapıyoruz. Aslıhanlar, Dumlupınar'da Refet Bey'le başarısız oldu. O sırada Yunanlara da İngilizlerden destek geldi. İngilizler bir havaya girdi. Yunanlar bir havaya girdi. Konstantin İzmir'e girdi. Map kitabında geçer. Ona Bizans İstanbul tezahüratlarıyla karşıladılar. Konstantinopolis İstanbul tezahüratlarıyla karşıladılar. Bir de şımardı. Gazeteler dedi ki bir daha Ankara'da görüşeceğiz. Kendisinden çok emin. Evet, o yüzden diğer sebep Türk ordusunun çok güçlü olmadığının anlaşılması. Türk ordusunun çok güçlü olmadığının anlaşılması. Evet, Yunan kralı Konstantin'in sözlerinden paragraf sorusu gelebilir mi? Gelebilir. Mekteki okuma metni bu. Ne diyor? Arkadaşlar, İzmir'de coşkuyla karşılanıyor. Konstantin diyorlar. Rüyanızı görürsünüz diyorum kibarca. Bir de kendinden çok emin Ankara'ya randevu veriyor. Evet. Arkadaşlar, kendinden çok emin ama maalesef bu savaşı kaybedeceğiz. Bu savaşı kaybediyoruz. Evet, bu savaşı kaybediyoruz. Savaşın sonuçları kötü. O yüzden milat dersem birinci yönü, itilafların çekilmeye başlaması, yumuşaması dersem iki, olumsuzluk ve olağanüstü hal dersem Eskişehir Kütahya. Ben öyle orta parmak falan gösteremeyeceğim, kusura bakmayın. Bazen öyle çalışan arkadaşlar var. Kütahya Eskişehir savaşları arkadaşlar nedir? Olumsuzluk ve olağanüstü haldir. Bak şimdi kafana yatıracağım. 1. Afyon. Kütahya. Eskişehir maalesef kaybedildi. Maalesef. Ankara Polatlı'ya kadar düşman geldi. O yüzden meclisin Kayseri'ye taşınması fikri. Meclise tartışıldı arkadaşlar. Daha güvenli olduğu için. Üçüncüsü, düzenli orduya güven azaldı. Düzenli orduya güven azaldı. Bizim Türk insanın bir kötü huyu var. Hemen linçleriz yani. Bir başarısız oldum, hemen konuşuruz. Tekrar Kuvayi Milliye gündeme geldi. Evet. Tekrar Kuvayi Milliye gündeme geldi. Buyurun. 5. Değerli arkadaşlar, bakın mecliste sert tartışmalar yaşanacak. Mecliste muhalefet güçlenecek. 6. Yaşanan kayıplar üzerine Mustafa Kemal'in talimatıyla ordu Sakarya'nın doğusuna çekilecek. Bu da bir soru köküdür. Türk ordusunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesi hangi savaş öncesi? Sakarya. Hangi savaş sırasında? Kütahya. Evet. Sakarya'nın doğusuna neden çekildik acaba? Neden çekildik? Arkadaşlar, kayıpları azaltmak, zaman kazanmak, daha kolay bir savunma savaşı yapmak için. Zaten bu kadar çekilince muhalefet dırdıra vırbıra başladı. Dırdıra vırbıra başlayınca 4 Ağustos'ta meclise gizli bir oturum oldu. Mustafa Kemal dedi ki, ne konuşup duruyorsunuz lan dedi. Hayatta hiçbir başarınız yok dedi. Bir başarısızlık oldu, vır vır konuşuyorsun dedi. Birinci yönü kazandık. İkiyi kazandık. 40 yılda bir savaş kaybettik. Biz dedi bu kurtlar sofrasından çıkacağız dedi ya. Siz dırdır yapıp durmayın dedi. Ver yetkiyi,
Gör etkiyi dedi. Mustafa Kemal'e yetki verildi. Evet, Mustafa Kemal başkomutanlık kanunuyla 3 ay süreyle 3 ay süreyle hocam bunlar ne? Yasama, yürütme, yargı yetkilerini kendisine topladı 3 ay süreyle. Demokratik bir şey değil. Ama neden? Hızlı karar almak, hızlı uygulamak için. O zaman buyurun. Mustafa Kemal'in askerlikten istifası Erzurum'a giderken askerliğe dönüşü Kütahya Eskişehir sonrasında. Oldu mu? Peki harika bir bilgi. Mustafa Kemal'e başkomutanlık verilmesini teklif eden kişi kim? Buyurun. Teklif eden kişi Rıza Nur. 3 ay süreli Mustafa Kemal başkomutan oldu mu arkadaşlar? Oldu. İlk yaptığı çalışma ne olacak? Birazdan ayrı anlatacağım. Tekalifi milli olacak. Tamam mı? Devam. Sevgili gençler, İtalya çekilmekten vazgeçti. Evet. İtalya çekilmekten vazgeçti. 9. Fransa telefonlarıma çıkmaz oldu. Fransa ile görüşmeler kesildi. Mesajlarıma görüldü yaptı, cevap vermedi. Fransa ile görüşmeler kesildi. 9 bitti. 10 İngiltere sertleşti. Esir mesir göndermemeye başladı, değil mi? O yüzden bakın, olumsuzluk, olağanüstü hal görünce neyi işaretliyorsun? Kütahya, Eskişehir savaşları. Arkadaşlar, bu savaş 10-24 Temmuz'dur. 24 Temmuz'dur. 16-21 Temmuz arasında da Maarif Kongresi vardır. Yani savaş sırasında. O zaman genel kültürleri tekrarlayalım. Birinci dönün genel kültürü Anayasa İstiklal Marşı. İkinci dönün genel kültürü 23 Nisan'ın ilk kez kutlanması. Kütahya Eskişehir'in genel kültürü neymiş arkadaşlar? Maarif Kongresi. Kütahya Eskişehir Savaşı bize 2021'de soruldu. Kaçıncı savaş oldu Batı'da? Birinci dönü. İkinci dönü Kütahya Eskişehir. Üçüncü savaş oldu. O yüzden biz bu savaşa ne diyoruz? Üçüncü Büyük Yunan Saldırısı. Evet. Üçüncü Büyük Yunan Saldırısı. Hangi savaşmış arkadaşlar? Kütahya, Eskişehir. Oldu mu? Şimdi olumsuzluk olağanüstü hali gördük. Size buradan ne anlatacağım ben? Savaş sırasında yaşanan Maarif Kongresi'ni anlatacağım. Mustafa Kemal'in sözünü. Bir de hangi kanunu çıkarttık? Başkomutanlık. Bununla beraber tekalifi milli emirliğini bir güzel anlatacağım. Oldu mu gençler? Yani meclisin muhalefetin güçlenmesi, Kayseri'ye meclisin taşınması fikri, düzenli orduya güvenin azalması, tekrar kuvvet dönülmesi, sert tartışmaların yaşanması Eskişehir. Serkan'ım kaydır beni, kaydır. Şifa olsun gençler. Evet. Gel böyle Maarif Kongresi. 16-21 Temmuz. 1921'de. Gençler bu önceden planlanmış. Savaş olmasına rağmen iptal edilmemiş. Burada yeni Türk Devleti'nin eğitim politikası görüşülmüş. Bakın savaş sırasında oluyor bu. MEP kitapları, MEP kazanım testleri savaş sonucu olarak kabul etmiyor. Sırası olarak kabul ediyor. O yüzden vurguluyorum. Mustafa Kemal'in sözü. Silahla savaştığımız kadar, kısa yazıyorum. Silahla savaştığımız kadar beynimizle de savaşmalıyız. Evet. Mustafa Kemal'in bu sözleriyle kastettiği eğitim gelişmesi neymiş arkadaşlar? Maarif Kongresi. Mustafa Kemal'in sözü bu. Kısaca böyle yazdım size. Arkadaşlar üçüncüsü, zor bir soru gelebilirse eğer, Maarif Kongresi'ni yapan
Dönemi Milli Eğitim Bakanı kimdir? Hamdullah Supi Tanrıverdir. İstiklal Marşı'nda düzenleyen kişi. Oldu mu? Evet, burada neyi bileceğiz? 7-8 Ağustos'ta 1921'de ne yapacağız arkadaşlar? Tekarrür Milliye. Bir kere bunu dikkat. Mustafa Kemal çıkardı. Meclis çıkarmadı. Hangi yetkili çıkarttı? Başkomutan yetkisiyle. Oldu mu? Arkadaşlar, burada alınan kararları söylüyorum. Bir, her ilçede komisyon kurulacak. İki, akaryakıt ve benzeri şeylerin %40'ı bedeli sonradan ödenmek sureti el konulacak. 3. Zanaatkar, usta, 4. MEP kitabında geçer, kamyon lastiğine kadar. Tabii. Arkadaşlar, çamaşır, silah, bakın, çamaşır, silah, tahıl. Evet, bunlar ne olacak? Verilecek. Bir kısmının bedeli sonradan ödenecek arkadaşlar. Motorlu taşıtları olanlar 100 kilometre yol yapacak. Kim için? Devlet için. Evet, burada zanaatkar usta kelimesi de var. Bu arada güzel bir detaydır, o yüzden paylaştım sizlerle. Kamyon lastiğine kadar yazar. Oldu mu? Ordunun ihtiyaçları için arkadaşlar seferberlik ilan ediyorsun. Bitmedi. Terk edilen mallara el konulacak. Evet. Terk edilen mallara el konulacak. O yüzden sevginizden ayrılıp mal gibi olmayın çocuklar. Her an el koyabilirler size, söylüyorum. Tamam mı? Çünkü yaşadık kardeşim. O mevzuda kralını yaşadık. Terk edilen mallara el konulacak. Arkadaşlar, ya seve seve yardım edeceksin ya da zorla. Bunlar için harika bir bilgi. Kastamonu'da. Eskişehir'de. Oldu mu? Arkadaşlar, ve Diyarbakır'da benzeri yerlerde ne kurulacak sevgili arkadaşlar? Konya'da İstiklal Mahkemeleri kurulacak. Tamam. Demek ki İstiklal Mahkemeleri vergi toplamayla ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Evet, tekrar milliyeti öğrendik mi arkadaşlar? Yalnız bu yardımlar doğru düzgün toplanmadan hangi savaş olacak? Sakarya Savaşı olacak. Bir hafta sonra Yunanlar ne yapacak? Saldıracak. Evet, Serkan'ım ben bir tahtayı sileyim arkadaşlar. Kütahya Eskişehir'i bitirdik. Şimdi harika bir konuşacağız. Ne işleyeceğiz? Sakarya. Şöyle bir kaydır kardeşim. Maarif Kongresi'nden bahsettik. Üçüncü Büyük Yunan Saldırısı dedik. Sonuçlarından bahsettik. Olumsuzluk, olağanüstü hali gördün mü yapıştır. Sakarya devam ediyoruz. Evet gençler, Sakarya Muharebesi'yle karşınızdayım. Ahmet Hocam, Sakarya arkadaşlar Ağustos ayında olan bir savaş. Bakın 1921'in ilk 8 ayında 4 savaş var. Ocak 1. yönü, Mart sonu 1 Nisan arası 2. yönü, Temmuz ayı Eskişehir Kütahya, Ağustos ayı Sakarya. Sakarya'nın sebepleri. Yine bildiğiniz şeyler, TM'yi yıkmak, Sevr'i uygulamak, Misak-ı Milli'yi önlemek. Dikkat! Arkadaşlar, Yunanların son darbeyi vurmak istemesi. Kütahya, Eskişehir'de bizi salladılar. Son darbeyi vuralım. O yüzden testlerde çıkarsa eğer, Yunanların bütün gücüyle saldırdığı savaş derse Sakarya diyorsunuz arkadaşlar. Yunanlıların son darbeyi vurmak istemesi. Oldu mu? Peki arkadaşlar, Sakarya Savaşı'nda, Kütahya-Eskişehir Savaşları'nın diğer isimleri. Birinci yönü taarruzu keşifti. İkinci yönü diğer ismi neydi? İkinci yönüydü gençler. Kütahya-Eskişehir neydi? Üçüncü Büyük Yunan Saldırısı'ydı. Mustafa Kemal Atatürk. Bu savaşa Melhame-i Kübra diyor.
Yani mahşer yeri. Siz Melahat'la Kübra deseniz ben gene kabulüm. İşaretle. İkincisi, çok sayıda subayımız şehit düştüğü için bu savaşın adı Subaylar Savaşı. Üçüncüsü, Mustafa Kemal'in tarihi emiri. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Türk toprağı şehit kanıyla sulanmadıkça kaderine terk edilemez. Bundan dolayı hat, yüzey savaşı. Hattan bağlıyorsun, yüzey savaşı. Devam edelim. Atamızın burada sözü neymiş arkadaşlar? Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Arkadaşlar, Mustafa Kemal'in attan düştüğü, kaburgası kırık bir şekilde 22 gece 22 gündüz olan savaş bu savaştır. O yüzden en çetin mücadeleler Dua Tepe'de olmuştur. Bakın, tepeler önemli. İkinci ilinde Metris Tepe vardı, telgraf okuduğu yer. Burada Dua Tepe var. Tepe sayısı giderek artıyor. Tınaz Tepe, Dua Tepe, Koca Tepe, hepsini anlatacağım. Arkadaşlar, Türk askeri maneviyatı Mustafa Kemal'in de komutasıyla biz bu savaşı kazandık. Burada kazanmamıza etkin kişilerden birisi Fevzi Çakmak'tır. Fevzi Çakmak bu savaşa hangi sıfatla katılmıştır? Hangi sıfatla? Bir, baş vekalet. İki, Erkan-ı Harbiye. Kendisi biliyorsun bir de Milli Savunma Bakanı'ydı. Adamdaki rütbeleri görüyor musun? Aha, böyle adamda yürek var diyelim, tamam mı? Baş vekalet, Erkan-ı Harbiye. Çünkü İsmet İnönü Kütahya Eskişehir'den sonra görevden alındı. Kim getirildi? Fevzi Çakmak getirildi. Oldu mu arkadaşlar? Erkan-ı Harbiye, Milli Savunma Bakanı. Evet, Kütahya Eskişehir'den sonra İsmet İnönü görevden alınıyor. Komuta şeyden, Erkan-ı Harbiye'den, Genelkurmay Başkanı'ndan alınıyor arkadaşlar. Fevzi Çakmak sıfatını öğrendik mi? Bu savaşı kazandık. Bismillahirrahmanirrahim. Bir, ikinci Viyana'dan süre gelen geri çekilme bitti. İki, arkadaşlar, iki, Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı verildi. Artı Mustafa Kemal'e mareşallik rütbesi. Evet, geçen sene 2023'te Celal Bayar'ın biyografisini öncülü soru yaptılar. O yüzden Fevzi Çakmak'a bu kadar detaya indim. Bakın, burada da mareşallik rütbesini teklif eden kişiler. Topla bunu. Oh! Fevzi Çakmak, İsmet İnönü. Evet, Mustafa Kemal'e mareşallik verilmesini teklif eden kişiler kimmiş? Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü. Başkomutanlığı kim teklif etmişti? Unuttunuz, Rıza Nur. İstiklal Marşı'nı kim teklif etmişti? İsmet İnönü. Tamam. Gel şimdi, bu savaşı kazandık mı? İkinci bir yerden süre gelen geri çekilme bitti. Arkadaşlar, çıkmış sorudur. İtalya tamamen çekildi. Evet, İtalya tamamen çekildi. Çekilmeye başlaması 2, tamamen çekilmesi Sakarya. Ay, bir de silahlarımı unuttum, sende kalsın ayol dedi. Ben de çok sevindim. Tabii İtalya bana silah bıraktı arkadaşlar. Gel şimdi, Fransa çekildi. Birazdan işeceğiz. 1921 hangi anlaşma? Ankara Anlaşması. O zaman buyurun. Türkçe'de var ya, tamlayan tamlanan, ikinci İnönü'nün tamlayanı Sakarya'dır. Hocam neden? İtalya'nın çekilmeye başlaması 2, tamamen çekilmesi Sakarya. Fransa'nın Zonguldak'ı boşaltması 2, tamamen çekilmesi Sakarya. İngiltere esirlerin bir kısmını göndermişti 2, diğer kısmını gönderdi Sakarya. Bunlar hep nereden aklımıza geliyor? 2'nin tamamlayıcısı arkadaşlar. Tamam, böyle kodlayın. Bir milat, iki çekilmelerin başlaması,
Olumsuzluk olağanüstü hal Kütahya Eskişehir. 2'nin tamlayanı Sakarya. Kodlamalar bunlar. Peki hocam, doğuda hangi anlaşmayı yaptık? Doğu sınırı. Birazdan yazacağım. Kars Antlaşması. Ne alaka demek yok bak. Gene benim gıcık kelimem kulağıma geldi. Arkadaşlar 13 Ekim 1921 sonradır Ağustos 1921'den. Yani sen mantık kur diye tarih anlatmıyoruz. Burada mantık kurmayı yasakladım. Burada kronoloji önemli. Kars'ın Ankara'nın yapılması Sakarya'dan sonra. Tamam, işleyeceğiz bunları. Gel şimdi. Arkadaşlar subay kursları açtık bu savaştan sonra. Tabii ki subay kursları açtık. Bu savaştan sonra bir yıl bekledik. Tam bir hazırlık. Evet, Mustafa Kemal'in sözü. Yarım yapılan bir harp faydadan çok zarar getirir. Bir yıl bekledik. Subay kursları açtık değil mi? Tekalif milliyet toplansın istedik arkadaşlar. Bu soru daha önce soruldu, yine sorulur. Surprise! Mayıs 1922'de Mustafa Kemal'in başkomutanlık süresi. Son kez ve süresiz uzatıldı. Normalde 3'er ay. Harika bir soru. Başkomutanlığın son kez ve süresiz uzatılması hangi savaş öncesi? Büyük taarruz. Hangi savaş sonrası? Sakarya. Oldu mu? Arkadaşlar burada Ukrayna ile dostluk anlaşması yapacağız. Evet. Sırf Rusya'ya iyi görünmek için. Şimdi birinci nöden şey önemliydi, diplomasi. Moskova, değil mi hatırlarsanız birinci nöden arkadaşlar? Londra Konferansı, Afgan Dostluk Anlaşması. Bir de Sakarya'da çok önemli. Hemen başlayalım. Hocam Sakarya'da dış politikada neler oldu arkadaşlar? Birincisi Kars Anlaşması'nı yaptık. ...13 Ekim 1921. Hocam bu anlaşmayla ne oldu? Bir kere arkadaşlar bu anlaşmayı bizim adımıza Kazım Karabekir, Yetimler Babası, Şark Fatih, değil mi? Sana bir jest yapıyorum. Gümrü'de kim vardı? Kazım. Batum'da kim vardı? Kazım. Kars'ta kim vardı? Kazım. Batı'ya bir kez gidecek. Onda da İzmir İktisat Kongre Başkanlığı yapacak. Oldu mu? Peki Kazım bunu kimle yaptı? Eskiden annelerimizin, teyzelerimizin, nenemizin beyaz eşya markasıydı. AEG. Azerbaycan. Ermenistan. Gürcistan. Peki bunlar aslında kime bağlıydı? SSCB'ye değil mi? O zaman SSCB'nin onayıyla olan bir anlaşma değil mi? Ahmet Hocam, Kars Anlaşması neler oldu? Bir. Arkadaşlar, boğazlar hep beraber korunacak. 2. Karşılıklı işbirliği olacak. 3. Nahçıvan'a muhtariyet verilecek. Özellik. 4. Batum yine kimde kalacak? Gürcistan'da. Bu da Misak-ı Mini'ye aykırı mı? Evet. Tıpkı hangi anlaşma gibi? Moskova. Zaten Moskova'nın yavrusu gibi diyebiliriz. 5. Doğu sınırı son şeklini alacak. Evet, o zaman sana güvenmiyorum. Doğu'nun sınırımızı ilgilendiren anlaşmalar. Önce Gümrü, sonra Batum, sonra Moskova, en son Kars. Oldu mu? Doğu sınırımızın kesinleşmesi hangi savaştan sonra? Sakarya. Mantık aramak yok. Tamam. Bu 13 Ekim arkadaşlar. Arkasından Fransa'yla yaptık. Fransa'yla. Hangi anlaşma? Ankara Antlaşması. ...20 Ekim 1921. Arkadaşlar, benden size tavsiye 4 tane Ankara bilin. 21 Ankara, Hatay.
işleyeceğiz. 26 Ankara Musul, 39 Ankara var. Ankara Paktı, İkinci Dünya Savaşı öncesi. Bir de 1960'larda bizim Avrupa Birliği'ne başvuru anlaşmamız var, Ankara Anlaşması. O da detay bir anlaşma. Tamam. Şimdi buraya bakalım. Ankara Anlaşması'nın yapılması Sakarya'nın kazanılmasıyla alakalı değil mi gençler? Burada TBMM adına Yusuf Kemal Tengişek, Dışişleri Bakanımız, Fransa adına çok gizemli biri, Franklin. Fransız demek zaten değil mi? Buyurun. Anlaşmanın koşulları. Bir. Önce şunu bilelim. Güney ne oldu? Kapandı. İki. Güneyde ne çıkartılacak? Genel af çıkartılacak. Üç. Sevgili gençler. Genel af çıkartılacak. Üç. Hatay. İskenderun'da özel bir yönetim kurulacak. Dikkat! Buranın resmi dili Türkçe olacak. Şimdi cevap ver bana. Biz Misak-ı Milli kararlarına göre Hatay İskenderun'a özel yönetim mi istiyoruz? Yoksa orası Misak-ı Milli'ye ait mi diyoruz? Ait diyoruz değil mi? O zaman özel bir yönetim varsa bu Misak-ı Milli'den bir taviz midir? Evet. O zaman buyurun. Misak-ı Milli'den ikinci taviz. İlk taviz Batum'du değil mi? Şimdi yorum sorusu gelsin. Neden Misak-ı Milli'den taviz verdik? Fransa'yı yanımıza çekip, İtilaf bloğunu parçalayıp, Güney cephesini kapatıp, bütün kuvvetleri batıya göndermek çok önemliydi. Çok güzel konuştum. Bir de Mustafa Kemal diyor ki resmi dili Türkçe. O diyor zaten döner dolaşır bizim olur Wilson'a göre. Nitekim sarışın kurt hiçbir sözünü yemeyecek. Hasta yatağında bile Hatay'ı ziyaret edecek. Şahsi mesele diyecek. Gün gelecek o Hatay bizim olacak. Sarışın kurt öbür dünyadan görecek. Tamam. Hadi bakalım. Hatay taviz mi arkadaşlar? Evet. Niye taviz verdiğimizi söyledim. O zaman buyurun. Caber Kalesi. Süleyman Şah Mezarı. Türk toprağı sayılacak. Sonra bu mezar Şah Fırat Operasyonu'nda değişiyordu yeri arkadaşlar. 5. Surprise. Hangi şehirler işgal altından kurtarılacak? Antep. Soru sorayım size. Adana. Urfa. Maraş. Hangisi işgal altından kurtarılacak? Soru çok kolay hocam. Güney olduğuna göre hepsi hocam. Yürü git. Evet. Sen hocanı dinlememişsin. Biz sana ilk ne yaptık? Urfa ile Maraş TBM açılmadan önce kurtarıldı dedik. O yüzden Antep ve Adana işgalden kurtarıldı. Ya. Oldu mu? Evet gençler soruyu sileyim. Antep ile Adana. Hatta Antep'in kurtuluşu 25 Aralık'tır. Adana'da 5 Ocak'tır. Bundan sonra, anlaşmadan sonra oluyor. 6. Hatay hariç güney sınırı çizildi. Yedi. İlk kez bir itilaf devleti İT bizi resmen tanıdı. Resmen tanıdı. Yine tekrar olsun sevmediğim hayvan fare. TBMM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan. Büyük devlet Avrupa Rusya. Müslüman dersem Afganistan. İtilaf dersem Fransa. 8. İtilaf bloğu ne oldu? Parçalandı. Güney cephesi ne oldu gençler? Kapandı. Ankara'yı öğrendik mi? Hiçbir şey bilmiyor musun? İlk kez Brit bizi tanıdı. Hatay taviz verildi. Güney'de kapandı. Bu kadar. Arada çok güzel yorumlar verdim. Niye taviz verdik Hatay İskenderun'u arkadaşlar? Fransa yanına çekmek, İtilaf bloğunu parçalamak, Güney cephesini kapatıp tüm kuvvetleri batıya yönlendirmek. Bir de nasıl olsa Wilson'a göre bizim olur. Resmi dili Türkçeydi. Buna güvendik. Oldu mu?
Arkadaşlar 13 Ekim'de bunu yaptık, 20 Ekim'de bunu yaptık. Ocak 1922'de Ukrayna ile dostluk anlaşması yaptık. O hiç önemli değil. Sonra itilaflardan bize barış teklifi geldi. Evet. Bu barış teklifi 1. İnönü'den sonra geldi. Bir de burada geldi gençler. Mart 1922. Yani büyük taarruzdan 3-4 ay önce, Sakarya'dan 7-8 ay sonra. Bunun diğer ismi, ben kitaba da yazdım ders notumuza, Paris Mukarreatı. Paris Muko deyin siz. Mukarreatı. Arkadaşlar Yusuf Kemal katılacak burada. Burada İngilizlerin saçma teklifleri olacak. Her türlü konferansa amaçları nedir? Sevr'i yumuşatıp kabul ettirmek. Bak şimdi Yunanlara zaman kazandırmak değil mi? Hocam Sevr'i yumuşatmak. İşte bu Sevr'in yumuşamış halini somutlaştıralım. Sevr'de 50.700 asker var ya. Burada diyor ki Tevme 85.000 askerin olsun. Doğu Trakya Yunan'a vermişti. Edirne diyor Yunan'da olsun. Tekirdağ sende kalsın. Bize sunduğu teklif bu. Bak Sevr'in yumuşamış hali bu gençler, oldu mu? Bir de çok salakça bir teklif. Ya diyor hem İngiltere diyor bunu. Hem diyor Yunan çok sinirli hem sen çok sinirlisin. 3 ay süreyle diyor ordularınızı diyor ben kontrol edeceğim. Oldu canım. Zaten Yunanları kim destekliyor? İngilizler. 3 ay süreyle benim ordumu kontrol edecek ki benim hazırlık yapmamı engelleyecek. Yer mi Anadolu çocuğu? Yemez. Masadan kalkıp geliyoruz. E hocam niye katılıyoruz? Sana mı soracağız? Ya katılıyoruz işte. Niye katılıyoruz? Barış yanlısı olduğumuzu göstermek için arkadaşlar. Algı algı. Evet. Hadi bakalım. Burada saçma teklif neymiş? 3 ay teklifi. Kabul ettik mi? Etmedik. Serkan'ın bir Kadir beni o zaman. Gençler Sakarya Ağustos'ta oldu. Ekim'le anlaşmaları yaptık. Mart'ta görüştük. Baktı ki sonuç çıkmıyor. Mayıs'ta başkomutanlığın süresini uzattık. Ondan sonra Ağustos'ta ya Allah Bismillah diyeceğiz. Neyi başlatacağız? Büyük taarruzu. Bir sonraki videoda.